Bütün dünya Sakarya'dan duysun. Türkiye Kabe'nin ebabil kuşudur. Sakarya 15 Temmuz Milli İrade Derneği, 28 Şubat Postmodern Darbesi'nin 22. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda program düzenledi. Programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, AK Parti Milletvekilleri Recep Uncuoğlu ve Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce, eski milletvekili Recep Yıldırım ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geceye konuşmacı olarak katılan 20. dönem milletvekili ve 28 Şubat'ın mağdurlarından Şevki Yılmaz, yaptığı konuşmada Osmanlı yönetimi ile alakalı konuştu. Osmanlı'yı sevmek suçtu. 2000'e yakın sonra birleştirilen davalarımın bir kısmı Osmanlı'yı methettiğim için yargılandım. Osmanlı'yı methetmek suç idi. Köküne kadar Osmanlılıyım. Köküne kadar Osmanlılıyım. Devleti yıktı Osmanlı devleti. Aileyi sürdü CHP. Niçin Osmanlı Bankası'nı kapatmadın? Onun da ismi Osmanlı. Şubelerine mahsus Osmanlı dedi halkı soymak için. Menderes kızdı, mektubu attı çıktı. Yılmaz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluk yaptığını söyleyenlere de haydutlar diye seslendi. Yıl 2009, 2008 bir ses yükseliyor. Van Münir! Van Münir! Van Münir! Bu milatlarının sonu. Siz mi Merve'leri meclisten attınız, başörtüleri ağlattınız, ben de ablalarını meclise soktum, başörtülü bakan yaptım, Hodri Meydan. Siz mi orduda namaz kılanları atıyorsunuz, ben de beş vakit namaz kılan Necip Fazıl'ın talebesini genelkurmay başkanı yaptım, Hodri Meydan. TV 264 kameralarına özel açıklamalar yapan AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem Yüce de 28 Şubat'ın büyük bir mağduriyet olduğunu ifade ettim. 15 Temmuz Derneği'nin, Milli İrade Derneği'nin tertip etmiş olduğu 28 Şubat'ı unutmayalım demesiydi. 28 Şubat'ta biliyorsunuz fikirlere, özgürlüğe kilitler vurulmuştu. Ve bugün 28 Şubat'ın kilitleri kırılmıştır. İnsanlar tekrar özgürlüğe kavuşmuştur. Onun şu an hülasas yapıldı. Değerli Şevki Hocam bu konuyu özetledi. Bütün buradaki izleyenler büyük bir coşkuyla tekrar özgürlüğe kavuşmanın bayramını yaşadılar. Çok